Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda örneğini çekmiş olduğumuz yeleğin bugün kol kesimini anlatacağım. Şimdi videomuzu yeni görenler olabilir. İlmek sayılarını verelim. Bir de kullandığımız ip şöyle bakın. Nohut renginde. Bu ara bu renkten çok örüyorum değerli izleyicim. Hem kibar hem her yaşa uygun. Orta kalınlıkta bir ip. 3 numarada şişim var. Şimdi yeleğimizin bir ön parçası 83 ilmek lastiğiyle beraber. 83 ilmek sevgili izleyicilerim bakın. Diğer ön parçası da aynı. 83 ilmek. Bakın şurada zaten kol kesimini de yaptım. Arkası için de 138 ilmek atmıştık. Kol altına kadar 50 santim örüyorum. Koldan yukarıya sonra bakın. 1-1,5 örnek kestik ilmeğimiz fazla olduğu için. Kestik sonra kol bir daha yani kol kesimiyle yukarıya doğru devam ettik. Hiç kesmedik. Ön parçasında da şöyle. Şimdi onu anlatacağım size zaten. Bakın 2-2,5 örnek kol altında kesiyoruz. Ön yaka kesiminde de zaten normalde 2-4-6-8 örneğimiz var. 8 örneğimizin 2,5 örnek kalana kadar kesiyoruz. Daha geniş istiyorsanız 3 örnek de yapabilirsiniz. Kol kesimini. Hemen şimdi kol altı kesimiyle devam etmeden önce bakın. Burada yaka kesimini değerli izleyicilerim. 1-2 örnek varken kesmeye başladım. 1-2-3 örnek hatta. 50 santim olmadan. Burada ilmeğin fazla olduğu için yaka kesimine başladım. Şimdi kol altını göstereceğim. Kol altında ön bandımızda kaç tane ilmeğimiz varsa o kadar ilmek atıyoruz. Şimdi 9 tane var ön bandımızda ilmeğimiz. Hemen kol altına da o kadar ilmeğimizi attık. Bakın örmeye başlıyorum. Çoğu yeleklerimin kol kesimlerini de gösteriyorum. Bazen işte soruyorsunuz. Kol kesimi çekecek misin falan diye. Genelde hep çekmeye çalışıyorum. Şimdi birinci sırası böyle tamamını bakın ters örüyorum. İlmeklerimizi attıktan sonra bütün ilmeğimiz yani 8 tanesini ters öreceğim. 9 ilmeğimizin 8'ini ters öreceğim. 9'uncuyu da yeleğimizden bitireceğim. 2, 4, 6, 8. Şimdi bakın 9. Burada ilmeğimi hemen kesiyorum. 2 ilmek olarak. Dönüyorum. Aynı 9 ilmeğimi öreceğim. Önce bir tane burada düz ördüm. Şimdi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Kalan buradaki 4 ilmeğimin 3'ünü de aroşa örüyorum. Yani ters örgü. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Çünkü ön bandından da aynı şekilde yaptık. Şimdi arka yüzde artık ilmeklerimizin tersleri ters örüyoruz. Düzleri düz örüyorum değerli izleyicilerim. Bakın. Düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi bitirme yerine geldim. Burada şimdi 2 ilmek bir alıyorum. 3 ilmeğimle kesmiş oluyorum. 2 tane bitirmiş oluyorum. Aynı şekilde burada 2,5 örneğimi bu şekilde bitireceğim. Yani 2 de kesebilirsiniz. 3 de kesebilirsiniz. Eğer ilmeğiniz daha az, daha çoksa, daha azsa bir örnek diyelim. 2 örnek kesin. Daha fazlaysa 3 örnek. 3 örnekten de fazlası kesilmez. Kol altı kötü durur. Bakın şu şekilde örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Bitirme yerine geldiğim zaman da yine bakın. 3 yani 1 buradan 2 de yeleğimden alıyorum. 2 ilmek eksiltmiş oluyorum. Bu şekilde hep böyle devam edeceğim. Ben 1-2 sıra daha örerken siz yeleğimi böyle yavaş yavaş yakından izleyin. Şimdi tabii çabuk örülmez hemen. Ben biraz daha örmek istiyorum. Belli olsun diye. Bakın zaten ön kol kesimi ve yaka kesiminin
yer parçasını kesmiştim. Orada belli oluyor ne kadar kestiğimiz. Hep 2-2, 3-3 kesiyoruz kol altında. Bu örneğimizde yayılması fazla diye. Bazen 2 kesiyoruz, 1 ilmek bitmiş oluyor. Bazen de 3 kesiyoruz, 2 ilmeğimiz bitmiş oluyor. Bu büyüklükte yapacaksanız 5 bobin alacaksınız değerli izleyicilerim. 4 bobin yetmeyecek bu yeleğe. Daha ilmek sayıları fazla olduğu için. Yani 4'ten biraz fazla gidecek. Yani 5 tam gitmez ama yine de 5 bobin almanız gerekir. Büyüklüğünü sorarsanız bence 44 beden falan çok rahat olur değerli izleyicilerim. Yani örneği çektiğimizde 42-44 demiştim ama bence 44 çok rahat olur, dolu dolu. Yine zaten bittiğinde elimizde birkaç yelek biriktiği zaman onlarla video çekip orada da tahminen söylüyorum beden sayılarını. Yani tahminen şimdi öyle diyorum kendimce. Hem konuşuyorum sizlerle hem de örüyorum. Yani biraz belli olsun istiyorum. Bakın şimdi yine devam edelim. Aynı kol kesimiyle. Bazen izleyicimiz diyor kol kesimini göster. Yeleği fazla görmek istemiyoruz diyorlar. Aslında o arada sıkılmamanız için. Bakın şimdi de yine bakın 3 tane buradaki dolamış olduğumuz bir 2 bitirdim değerli izleyicilerim, bir de 3 ilmek kestim. Şu an bir örneğim bitti, bakın bir örneğim bitti. Burada 2 şuraya kadar, yani bir örneğinde yarısına kadar, 2,5 örneğe kadar kesmek istiyorum. Çünkü ilmek sayım fazla, 83 ilmek olduğu için. Hem de yakayı da bakın buradan başladım. Yani 1, 2, 3 örnek aşağıdan başladım yakayı da. Yine siz izleyin yeleğimi. Ben hemen bir sıra daha örüp sonra da sözlü olarak anlatmak istiyorum. Şu sıramı tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Kol kesimleri böyle. Yaka kesimi zaten onu da tarif edeceğiz. Hep ön yüzden kesiyorum yaka kesimini de. Bir bir kesiyoruz ön yüzden. Bakın şimdi şöyle bir örneğimi kestim bakın. Dediğim gibi şuraya kadar 2 de kesebilirsiniz. Eğer ben yarım örnek ayarlayamam derseniz 2 örnek de kesebilirsiniz. Önden daha fazla kesmiş olursunuz. Şu şekilde. Bakın sözlü şöyle anlatalım. Kol altına kadar 50 santim dedik. Her zaman videolarımda belirtiyorum. Siz yine de kendi boyunuza göre yapın. Sonra 2,5 örneği kestim burada bakın. Bu kol kesimine gelmeden buradan 1-2-3 örnek varken, kol kesimine 1-2-3 örnek varken ilmeğin fazla olduğu için buradan kesmeye başladım. Hep ön yüzden bir bir. Bakın bir örneği burada bıraktık. İkinci örnekten kesmeye başladık. Sonra da 2,5 örneğimizi kestikten sonra yine geliyoruz bakın. Burada yukarıya doğru tek tek kesiyorum sevgili izleyicilerim. Hep ön yüzden tek tek. Sonra kestik. Burada 2,5 örneğimiz kaldı kol için. Bakın. Sonra kol bittikten sonra burasının tamamını nasıl yapıyoruz? Şuraya kadar 5 ilmek kalana kadar ilmeklerin hepsini tek tek kesiyorum. Sonra bu 5 ilmeği diyelim şöyle bakın. Yaka şuradan, diğer yakası da geldiği zaman da bu da. Burada şimdi kaç tane örneğimiz kaldı? O kadar 5 ilmeği örüyorum. 5 ilmeği. Bu taraftan da 5 ilmeği örüyorum. Ortalatıp dikiyorum burada. Sonra da iğneyle dikiyorum. Arkasında tamamını düz kesiyorum değerli izleyicilerim. Bütün ilmekler arkada, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi 1-2 sıra daha ördükten sonra tamamını düz keseceğim. Önde de aynı şekilde, sonra iğneyle dikiyorum. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.